Mutlu akşamlar takım oyununa hoş geldiniz. Reha Kapsal, Ahmet Akşam ve Zeki Uzundurukan'la birlikteyiz takım oyununda. Süper Lig'de ikinci hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Biteksen Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın özet görüntülerini ekranlara getireceğiz. Tartışmalı pozisyonlara beraber bakacağız. Pozisyon analizi de yapacağız. Görüntülü analizimiz de olacak. Ve tabii ki transferleri de konuşacağız. Süper Lig'in ikinci haftası da oynanacak. Diğer maçlarda mercek altına alınacak. Her zaman olduğu gibi takım oyununda. Galatasaray daha ikinci haftada transferin şampiyonu Galatasaray deyim yerindeyse mağlubiyetle tanıştı. Ahmet Akşan Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Sizinle başlayalım. Transferleri Galatasaray'ın taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Dolu tribünler önünde kendi evinde Galatasaray maçı mutlak favorisiydi. Bireysel bir hatadan kaynaklanan gol, tartışılan bir hakem diyelim Galatasaray cephesinden az sonra onları da ekranlara taşıyacağız. Başta teknik direktör Okan Buruk olmak üzere eleştiriler vardı ve kaybedilen 3 puan nasıl değerlendiriyorsunuz Galatasaray Giresunspor mücadelesi? Seçimden hemen sonra Galatasaray'ın yeni yönetimi, teknik heyetin belirlenmesi ve transferlerdeki eksiklerin giderilmesi konusunda kaybedilen o 1-2 hafta içinde Galatasaray camiası kendisini şampiyonluk adaylığın son sıralarında görürken yine son 2 haftada yapılan camiayı çok mutlu eden transferler sonrası hele hele Antalya gibi zorlu bir deplasmandan alınan 3 puan bir anda camiayı şampiyonluk havasına daha şimdiden sokmuştu. O yüzden tıklım tıklım dolu bir stat. Tamamıyla taraftarın o inançla sahaya gelip ilk maçta takımını destekleme ve onun karşılığında da iyi oyunla bir galibiyet beklentisi vardı. Galatasaray ilk dakikalarda o klasik önde baskılı oyununu oynayarak başlasa da çok kısa bir süre sonra olay tamamıyla dengelendi. Yani oyunun geneline baktığımızda hiçbir Galatasaraylı'nın çok mutlu olmadığı, bireysel performansların beklenenin çok altında kaldığı, oyunun her iki yönünde daha sonra teknik ve taktik yönden detaylı bir şekilde değerlendireceğiz. Ve de işte bireysel bir hata da olsa hayal kırıklığı yaratan bir mağlubiyet yaşandı. Bundan sonra da Galatasaray'ın önünde hala kat etmesi gereken bir yol var. Uzun bir yol var, o da şu. Günümüzde isimler oynamıyor. Günümüzde yaptığınız çok fazla sayıda o büyük kariyerli transferler de sadece şampiyonluğa gitmek için yeterli olmuyor. Önemli olan tamamıyla takım olarak kenetlenmek. Futbolda olmazsa olmaz mücadeleyi daha da üst seviyeye çıkararak her şeyden önce Okan Hoca'dan beklenen biraz da o kaliteli futbolculara şampiyonluk yolunda eşlik edecek oyunu, takım oyununu geliştirmek kalıyor. Tam da programımızın adı gibi. Evet, takım oyunu. Takım önemli. Oyunu. Bu konuyu açarız. Galatasaray'ın hem defansta hocam hem de ofansif yönde eksikleri çoktu. Detaylı bir şekilde detaylandıracağız. Kısa kısa giriş yorumlarını alalım. Reha Hocam'la devam edelim. Sonrasında pozisyon analizleri de yapacağız. Görüntülü analiz bölümümüzde konuyu açacağız. Yeni transferlerin de sonradan oyuna girdiği Galatasaray'da tek hedef 3 puandı. Tribünler bunun için dop doluydu ama deyim yerindeyse evdeki hesap çarşıya uymadı. Tabii bunu teknik açıdan değerlendirmek lazım. Neler söylemek lazım maça dair hocam? Tabii yani yok savunma ofansiften daha önemli işleri var Galatasaray'ın. Bunu böyle değerlendirmek yerine bir kere Galatasaray kadrosu derinliği iyi bir kadro. Onu doğru tespit etmek gerekir. Galatasaray doğru transferler yaptı. Galatasaray takımı geçen sene çok kötü bir sezon bitirdi. Mayıs'dan Ağustos'a 3 ayda. Büyük takım refleksi göstererek çok doğru transferler yaptı. Hem de sağ içindeki konumlanmalara direkt böyle etki sağlayacak hem kaliteli hem de problemi çözen anahtar oyuncular aldı. Tabii ki sıkıntısı var Galatasaray takımını. Geçen hafta da söyledik, galip geldiğinde kritik bir galibiyet aldığını, sıcak nemli havada önemli bir 3 puandı. Ama Galatasaray takımı evet bugün önemli bir 3 puan kaybetti. Oyun da istenilen seviyede değildi ama Galatasaray takım mutlaka bunun altından kalkacak doğru transferlerle bir kadro derinliği var. Bunu söylemek gerekir. Galatasaray takımı sırf bu mağlubiyet üzerinden değerlendirirsek eksiğini gediği tabii var ama ben sezon sonuna kadar da yarışın içinde olacağını düşünüyorum. Genel yapı olarak da Okan Hoca'nın tabii ki hataları var, olabilir. Bunları zaten konuşacağız.
Ama Galatasaray takımının özellikle şunu bugün yapamadığı en önemli, bana göre taraftar, 50 bin kişilik bir taraftar geldi. O coşkuyla oynayamadı. Yani takımla tribünler senkronizasyonu eksik kaldı. Hı hı. Oyunun başında biraz coşkulu başladılar ama sonrasının devamını, sürdürebilirliğini getiremediler. Galatasaray takımının en önemli yeni gelen transferlerle bu senkronizasyonu doğru bir şekilde tribün, saha, o işbirliğini doğru sağlaması gerekir. Biraz sonra tekrar zaten daha görüntülerimizle detaylandıracağız bu konuştuklarımızı. Zeki Uzunurkan, hem maçı nasıl buldunuz? Evet. Hakem çok konuşuldu. Birazdan pozisyonlarda biz de değerlendireceğiz ama sizin pencerenizden ilk giriş yorumunu alalım. Yani bazı yenilgiler vardır takım için. Hani dersin ki hayırlı bir yenilgi oldu. Takım böyle ayakları yere basmaz. Kendine gelmesi için bir şoka ihtiyacı vardır. Bazı durumlarda da yenilgilerin hayırlısı olur ama bu yenilgi moral bozucu bir yenilgi oldu Galatasaray açısından. Çünkü hem çok kaliteli transferler yapılmıştı hem de Okan Buruk taraftarıyla buluştuğu ligdeki ilk maçında ne verecekti ona baktı taraftar. Tam rüzgar arkasında almıştı. İşte tribünler tıklım tıklım dolu. Ama oynanan futbol taraftarı tedirgin etti. Korku filmi gibi bir maç izledi Galatasaray taraftarı. Yani bir de Okan Buruk, evet transferler yapıldı. Çok eleştiri geldi. Onu söyleyeyim. Şöyle eleştiri geldi. Mesela sahada iyi olmayan oyuncuların uzun süre tutulması, ki bunların başında mesela Seferovic sayılabilir. Mertens, Lucas Oliveira çok önemli dünya yıldızları. Onlar daha önce oyuna alınabilirdi. Yani Galatasaray skor üretmek için çok fazla çaba göstermedi. Baktığında Onur Campieri evet kurtarışlar yaptı. İşte direkten dönen bir top var. 13. dakikada yani orada kurtardığı bir Kerem Aktürkoğlu'nun güzel şutu vardı. Onu kurtardı. Yani Galatasaray açısından böyle maçları şampiyon olmak istiyorsan kazanacaksın. Yani önünde önemli maçlar var şimdi Galatasaray'ın. Trabzonspor derbisi mesela çok çok önemli. Ve şunu söyleyebilirim. Galatasaray camiası kırılgan bir camia artık. Şöyle yani Dursun Özbek geldikten sonra evet tek vücut oldu gibi ama en ufak bir başarısızlıkta camiada çatlak sesler çıkıyor. Ya bir Trabzonspor yenilgisinden sonra mesela Fatih Terim sesleri yükselebilir. Okan Buruk'a tepkiler artabilir, eleştiriler artabilir. Yani oralarda Okan Buruk'un arkasında dimdik durması lazım yönetimin ve taraftarın destek vermesi lazım. Ama ne kadar durabilecekler, ne kadar bu birliktelik sağlanacak ve bugün baktığımızda gerçekten Galatasaray pozisyon bulmakta zorlandı ki Adana Demirspor'la oynadığı maçı çok analiz etmemiş. Giresunspor Adana Demirspor maçında evet Adana Demirspor kazandı maçı ama ilk hafta maçında da maçın ilk anlarında Giresunspor yine böyle tehlikeli ataklar yapmıştı. Yani iki isabetli şutu var Galatasaray'ın, bir evet, ekleme yapayım müsaadenizle. Evet, iki isabetli şutu var. Aynen. 2018'deki o maçta Konyaspor maçıymış bu yana. En düşük sayıda kaldığı Süper Lig maçı. Bir de şunu söyleyelim. Dün Hakan Keleş şunu söyledi. Biz İstanbul'a kazanmaya gideceğiz. Kazanmaya gidiyoruz dedi. Evet. Biz maçı kazanacağız dedi. Bu kadar iddialı konuşurken demek ki Galatasaray o teknik heyeti dersinde çok iyi çalışmamış. Rakibi analiz etmemiş. Çünkü Adana Demirspor maçını ilk hafta maçında bu şekilde oynadılar. Ama karşılarında çok güçlü bir takım vardı Adana Demirspor. Bugün Sivasspor karşısında da çok potansiyelli oynadılar. Şu anda liderler zaten. Bana göre bu yenilgi Okan Buruk'a yazar. Bakalım Okan Hoca nasıl hamleler yapacak? Transferler de devam edecek. Tabii, var, onu uzun var. Uzun konuşacağız. Bugün stoperin hatası, Abdülkerim'in hatası. Zaten gelecek stoper, yeni stoperler. Yeni stoper gelecek diyor Zeki Uzunurkan. Önemli bilgiler var, paylaşacak bizlerle. Görüntülü analizimize başlayacağız ama isterseniz maçı bir kez daha hatırlayalım. Özet görüntüleri getirelim ekranlarınıza. Kanatta ters ayaklı oyuncu oynatıyor. Bugün bütün takımlarda bunu görüyoruz. Kerem sol ayaklı, sağ ayağını çok az kullanıyor. Yunus. Kerem sağ ayaklı, sol ayağını neredeyse hiç kullanmıyor. Ve defanslar da sizi karşıladığı zaman kalabalığa yönlendirmek isterler. Kalabalıkta, evet. Merkezde. Şimdi Galatasaray'ın bu anlayışla oynamasındaki en önemli faktör, mümkün olduğunca bizim o half space dediğimiz Seferovic'in sağından ve solundan iç kulvarlara onları sokabilmek, onların kanatlarda oluşturacağı o boş alanlara da
yarattıkları alanlara da sağ bek ve sol bekini sokmak. Bugün özellikle Van Aanholt soldan çok ileri çıktı. Top zaten Galatasaray defansında olduğu zaman Kerem'in sürekli içte, Van Aanholt'un da sol açık gibi hep çizgide olduğunu gördük. Şimdi içe yönelince öndeki sağ açığınız ve sol açığınız, Seferovic gibi oyunculara sıfıra inip o pasları oynama şansınız da olmuyor. Oradan oluşan o dezavantajı Galatasaray, Boey ve Van Aanholt'la bugün en azından bir nebze de olsa yapmaya çalıştı. Ama o da yeterli gelmedi. Çünkü hücumda çoğalmada, istenildiği gibi çoğalmada tam olarak Galatasaray başarılı olamadı. Şimdi Galatasaray'da sıcak bir gelişme var. A-Spor muhabiri Emre Kaplan takip ediyor. Detaylara aktaracak. Emre Kaplan, söz sende. Duyabiliyor musun Emre Kaplan bizi? Evet. Duyuyorum. Söz sende. Şu anda duyuyorum. Galatasaray'da Giresunspor maçının hemen ardından teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaklaşık bir saatlik bir görüşme gerçekleştirdiler. Az önce Sayın Başkan Dursun Özbek stadyumdan ayrıldı ve biz de şu anda Okan Hoca'nın çıkışını bekliyoruz. Aslında bütün ekip, soyunma odasındaki tüm ekip stadyumdan ayrılmış durumda ama Başkan Dursun Özbek ve Okan Buruk arasında uzun süren bir görüşme gerçekleşti. Bunun tabii genel itibariyle transferlerle ilgili bir görüşme olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü bugünkü maçın skorundan bağımsız zaten Okan Hoca ve Başkan Dursun Özbek arasında genel konularda bir mutabakat var ama transferlerle ilgili son duruma dair bir zirve gerçekleşti. Soyunma odasındaydı başkan, yaklaşık bir saat kadar içeride kaldı. Az önce ayrıldı ve şu anda da zaten Okan Hoca'nın da ekibi yavaş yavaş stat'tan ayrılıyor. Okan Hoca'nın da çıkışını bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a aktardığı bilgiler için. Hemen pozisyonuna devam edelim. Buyurun. Galatasaray'ın gelecekte çok önem vermesi gereken bir konu şu. Bakın, hem Yunus hem Kerem bireysel becerisi yüksek oyuncular olduğu için takım oyunundan uzak bir oyun anlayışı ortaya koyuyorlar. Son dönemde Seferovic'e yeteri kadar onu besleyecek o pasların atılmadığı konuşuluyor. Onun bir nedeni de bu. Galatasaray Kerem'iyle, Yunus'uyla ve Seferovic'iyle pas oyununu, takım oyununu oynamayı biraz daha başarılı seviyeye çekmeli. Pozisyon pozisyon gidelim. Sıradaki pozisyona geçelim. Burada Kerem'in dönerek vuruşu, kaleci başarılıydı. Tabii Galatasaray, bu pozisyonla ilgili çok tartışıldığı için bunu da aldık hocam. Galatasaray ile ilgili tabii o oyuncak da neyi nasıl oynayacak onu iyi bilmek gerekir. Onun da pratiğini kim ne yapıyorsa geçmişte isterseniz doğru bir şekilde yapması da gerek. Tamam. Yani bir şeyi masada bunları uzun uzun değerlendirelim. Aynen. Bu pozisyon çok tartışıldığı için aldık biz. Hakem değerlendirmesi Erman Hoca yaptı ama futbol adamı gözüyle ne dersiniz Emre Akbaba'nın pozisyonuna? Birazdan masa toplantıları da ekranlara gelecek. Ben Emre Akbaba ile ilgili şu soruyu da soracağım Cüneyt, izin buyurun verirsen. Ya Alanya Spor'da bu kadar iyi performans gösterip Galatasaray'a gelince bu kadar vasat bir görüntü çizmesinin nedeni ne acaba? Yani orada da konuşalım. Penaltı var mı yok mu? Masadan bir görüş alalım. Penaltı itirazı çok fazlaydı bu pozisyona. Yok, bana göre yok. Ahmet Hoca. Giresun bugün genelde adam penaltı var mı yok mu? Yok, bence yok. Tek kelime yok. Tamam. Onu konuşalım, detaylandıralım. Hocam ne dersiniz penaltı bu ritme yok için? Penaltı yok. Siz de devam diyorsunuz. Emre Akbaba'nın formsuzluğunu Zeki Uzun Nurkan belirtti. Onu masaya geçtiğimizde uzun uzun değerlendireceğiz. Hemen bir sonraki pozisyona geçelim ki ikinci yarıya da geçmiş oluyoruz bu pozisyonla birlikte. Galatasaray'ın kalesinde gördüğü gol. Abdülkerim'in hatası. Burada Muslera çıkmasa, kalesinde kalsa acaba ne olurdu? Kendine güvenerek alabileceğini düşünerek çıkmış herhalde. Çok doğru bir yorum. Çıktı, askıda kaldı. Çıkmasa, daha derinlikte kaldıktan sonra çıksa belki Nelson da gelebilir. Yani böyle tek hamlede geçildi, arada kaldı. Evet, evet. Yani oraya çıkıyorsa bir kaleci o kadar terk ettiği zaman müdahaleyi doğru yapması gerekir. Burada... Hem de Muslera gibi tecrübeli bir kaleciden bahsediyoruz. Dediğiniz doğru. Çok öne çıktı. Daha derinlikte olabilirdi. Tabii burada Abdülkerim'i söylemek gerekir. Ben Abdülkerim'i zaten var ya, bugünün günah keçisi
biri Emre Akbaba, biri Abdülkerim. Yani genel olarak oyunla ilgili sanki Galatasaray 4-4'lü oyunu oynadı. 7-8 tane gol kaçırdı. Böyle bir oyun da yoktu. Evet, Abdülkerim Konyaspor'dan bildiğimiz iyi oyuncu. Bu hata evet yaptı. Yine de ben iyi oyuncu diyorum ama sezonun flash transferi zaten. Hazırlık maçları dahil o zaman da söylemiştim. Dedim ki Abdülkerim Konya'daki gibi oynamıyor. Telaşlı oynuyor. Çok şey yapmak istiyor. Yani bir şeyleri bir an önce kanıtlamaya çalışıyor. Büyük takıma geldiği için Galatasaray'a. Aksine daha sakin, daha telaşsız olması gerekir. Geçen hafta da bu böyle hataları vardı. Yine bugün de vardı. Bir de burada çevre kontrolünü de yapmadı. Çok bariz bir stoper için, çok bariz bir bireysel hata. Burada ne yapabilirdi hocam? Size de sorayım, masaya da sorayım. Yani taca mı atabilirdi? Hemen yanındaki arkadaşına mı verebilirdi? Ya da daha iyi mi kontrol sağlardı sizin dediğiniz gibi? Tercihi ne olmalı? Şimdi niye telaş yaptı? Evet. Şimdi burada... Çünkü çevresi de boş değil mi hocam normalde? Evet, yani kontrol için yeterli süresi dünyanın en iyi stoperleri mesela Nesta'lar, Maldini'ler falan, Baresi'ler o top stoperleridir. Yani Van Dijk'ler. Hepsi şimdi yeri geldiğinde bir oyuncu burada sol ayağında mesela ilk göğsüyle alıyor. Sol ayağında dönüp tekrar mesela bir sağ ayağında kale atıyor. Dediğim gibi vurup uzaklaştırabilir. Her pozisyonda oyunu kurulmanın anlamı yok. Burada da zaten boş oyuncu yok. 3'e 3. Burada da Kerem'in orada bir oyuncu var. Direkt oradan bir oyuncu da direkt buraya geliyor bağlantıya. Burada vurabilir. Yani her pozisyonda topu oyuna sokacaksın diye bir şey yok. Bu riski almaması gerekir. Bir de dediğim gibi en önemli stoper bir çevre kontrolü yapar. Çevre kontrolü yok. Daha top gelmeden çevre kontrolünde mutlaka bu oyuncuyu görmesi gerekirdi. Ahmet Hocam ne dersiniz? Doğru karar hangisiydi burada? Tamam Abdülkerim bir hata yaptı ama... Ne yapmalıydı? Resmin doğrusu neydi? Resmin tamamına baktığımızda ileri oynamaktı. Şimdi Onurcan zaten kaleden uzun bir top oynuyor. O topu burada duralım. Bakın şu an Abdülkerim o top gelmeden önce sağında solunda yani Reha Hocam'ın söylediği çevre kontrolünü yapmak için o kadar uzun zamanı var ki topu daha alırken zaten bu resmi bir defa bu fotoğrafı çektiğiniz anda siz onu unutmazsınız. O yüzden sol ayağı da onun daha iyi, daha güçlü ayağı. Gayet güzel göğsüyle sol ayağına da indirmiş. Rakibin o baskısından ki Fanan Oltuğ'una çok yakın olduğu için ona oynasa zaten yine o üç kişiden baskı yiyecek. Hiç riske girmeden ileriye oynaması en doğru karar olurdu. Ki bu pozisyonda ben Muslera'nın da geriden oyunun tamamını gördüğü için rakibin topla olan mesafelerini doğru tahmin edip o çıkışı kesinlikle yapmaması lazımdı. Zeki Uzunurkan da dediği gibi çıkmaması lazımdı. Bir şey daha var. Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'a transferi sırasında istatistikler, geçen yıla ait istatistikler verdik. İşte gazetelerde, televizyonlarda çok konuştuk. Tek eksi istatistiği top kontrolünün zayıf olduğu noktasındaydı. Burada da kontrolde sıkıntı yaşıyor zaten. Ondan da telaş yapıyor. Bak, göğsünden sekiyor top. Sonra işte... Vücut dilde enteresan oluyor. Bak şimdi burada göğsünle direkt ileri oynayacağına bakıyor. Mesela Kerem ve ileride oyuncular herhalde mesela oyunculara bakıyor. Direkt burada bir oyuncu stoper vurur. Yani John Terry de aynı şekilde Chelsea'de bu top bir şey olduğu sıkıştığında türbüne vuruyordu. Burada ayıp bir şey yok. Yani Abdülkerim diyorum ya çok telaş yapıyor. Psikolojik olarak bana göre rahat değil. Hazırlık maçlarında da öyle alıyordu, çalım yaptırıyordu hatırlarsın. Kaptı bir gol yedi Galatasaray takımı hazırlık maçında. Yani tabii ki Galatasaray'da oynamak kolay değil. Ama bu telaşı, bu psikolojik özellikle baskı üzerinden atması gerekir. Peki son dakikadaki pozisyonu konuşacağız ama tam stoper demişler. Daha basit oynayacak bir de. Evet. Stoper böyle büyük bir camiaya geldiğinde alacak, basit oynayacak. Yorum getirmeyecek her pozisyona. Kesmeye çalışacak. Yani çok yorum getirmeye çalışıyor. Yanlış Konyaspor'da yaptığın hatalar göz önünde olmaz, batmaz. Ama Galatasaray takımında en ufak hatan, bırak bu pozisyon, bu çok büyük hata da, yani en ufak hatan bile irdelenir. Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye gelen Sadık da benzer sıkıntıları yaşamıştı ve sonrasında ayrılmıştı. Tam stoper demişken son bir pozisyonumuz var. Penaltı mı değil mi o son dakikadaki bakalım. Pozisyon? Biz de irdeleyeceğiz. Sosyal medyada çokça penaltı olduğu yönünde yorumlar yapılıyor ama stoper demişken burada araya girip bir soralım. Galatasaray için bir stoper transferi olabilir demiştiniz yayına tabii, girmeden. Tabii. Yani Nelson giderse iki stoper alacaklar ama Nelson kalsa bile şu anda onlarla rekabete girecek. Bir stoper alacaklar. Birkaç isimle görüşüyorlar.
%90 biten bir isim var. Yani kulübüyle anlaştılar. Andreas Olsen, 25 yaşında, Gent takımında oynuyor. Kulübüyle anlaşılmış. Oyuncuyla da küçük pürüzler dışında anlaşmışlar. Norveçli bir oyuncu. Sağ bek, sol bek de oynayabiliyor. Stoperliğin dışında hem sağ bek hem sol bek oynuyor. Ştabek takımından Gent'e gelmişti. Okan Hoca'nın istediği stoperlerden biriymiş. Tabii ki Nelson giderse daha üst düzey bir santrfor, stoperde alacaklar. Ama Nelson kalsa da oraya bu stoperlerden birini alacaklar. Bu isimle Olsen'le, Andreas Olsen'le büyük ölçüde anlaşmışlar. Zeki Uzundurukan da Reha Hocam transfer evet. haberi bitmez. Tekrar transferi tabii. soracağız. Biz şu son pozisyonu son değerlendirelim. Son pozisyona geçelim. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon. Ceza sahası içerisinde kol kola giden iki oyuncu. Bu açıdan daha net görünüyor. Penaltı var mı yok mu? Çok konuşuldu. Sosyal medyada da, spor programlarında da. Ahmet Hocam ne dersiniz bu pozisyon için? Penaltı. Net. Bence penaltı tek kelime istediğin için. Yoksa peki hocam. Oyunu görüşümü biraz daha açacak olursam. Biz yorumları yaparken bir futbolcuya ufak bir temasla onun dengesini bozduğumuzu söylediğimizde bunun penaltı olduğu konusunda hemfikir oluyoruz. Bakın topa sahip olan Torreiro tamamıyla rakip topa sahip olan Torreiro'nun öne gitmesini engelleme amaçlı bilinçli bir şekilde kolunu takıyor ve onun gitmesine fırsat tanımıyor. O yüzden de bariz bir şekilde penaltı. Zaten topa vuramamasının nedeni de o. Ben de penaltı olduğunu düşünüyorum. Ahmet abinin, Ahmet hocanın yorumlarına aynen katılıyorum. Yani burada VAR'la iletişime geçti mi hakem onu da bilmiyorum ama ben de penaltıya yakınım. Verilmeliydi. Ya hocam her yönden, her açıdan baktık evet. pozisyona. Zor bir pozisyon. Tabii. Burada, yani hakem de vermediğini o da bir şey görmüş, bir fikri var. Yorumcularımız da penaltı diyor. Sizin fikriniz nedir? Yani burada topa giden, topa vurmaya çalışan bir oyuncu görüyorum ben, Lucas'ı. Hı-hı. Diğer oyuncu da bozuyor. Yani illa bir oyuncunun penaltı verilmesi için formasını çekip esnetmesi veya burada omuzuyla çok böyle vurması gerekmez ki. Burada bir penaltı. Niye penaltı? Az önce de söylediğim gibi. Direkt oyuncu zaten Lucas'a bakıyor. Topa baktığı yok. Topu zaten kaçırmış. Lucas da direkt topla oynamak istiyor. Rakibi oyuncu Giresunsporlu oyuncunun yaptığı penaltı. İşin de tuhafı Hasan Ceylan yani eski hakem biliyorsun. Benim de liseden İngilizce öğretmenidir. Hakan Ceylan ve Koray Genceller. Biri İzmir bölgesi, birisi Manisa bölgesi hakemi. Varda Hakan var. Ceylan, Avar'da Koray Gençerler var. İkisini de mutlaka çağırıp şu pozisyona bir bak demesi gerekir. Yani hakemi davet etmeleri gerekirdi monitöre. Bir de çok kritik dakika, 90+6. Tabii kesinlikle kritik dakika, 90+6 olur, birinci dakika olur. Buradaki pozisyon bir çağırın, bir baksın hakem. Yani burada bunu göremiyor musunuz? Ya dün de konuştuk. Bizim hakemlerimizin en büyük sıkıntısı o. Kuralları biliyorlar. Bak bir getirelim hepsini buraya. Maşallah hepsi kuralları söyler. Ama futbolu bilmiyorlar. Cüneyt en büyük sıkıntı bu. Oyunu bilmiyorlar. Oyunun içindeki o aksiyonlara yorum getiremiyorlar. Zaten yorum getirseler hiç hakem olayı konuşulmaz ülkede. O zaman burada ikisi de birbirine kol kola gittikleri için... İkisinin de omuz omuza mücadele bunu, gibi bir değerlendirdiler. Yani maçın, yorumu öyle yaptılar. Maçın hakemi ayırt edemiyor. Evet. Sen orada bakıyorsunuz siz monitörden direkt. Şu açı Koray Genceller da dediğin Koray Genceller aynı şekilde de Hakan Ceylan çok maça çıkmış hakemlerden bahsediyoruz. Hı hı. Siz bunu anlamıyor musunuz? Çözemiyor musunuz? Yani burada bir oyuncunun niyeti iyi topa gidiyor, diğeri de rakibe gidiyor. Bir çağıralım, bir gelsin, bir konuşsun. Aynen. Yani bir görsün. Bir uyaralım değil mi? Hocam bir de şundan da çağırması lazım. Hakem pozisyonda kolları göremiyor. İki futbolcunun kolunu göremiyor. Evet. Bakıyor ama evet. orayı çözebilmesi için cepheden tabii. görmesi lazım. O yüzden VAR'ın olaya dahil olması lazım ki be de, skoru etkileyecek bir pozisyon. Çok doğru söylüyorsun. Bir de Lucas'ın zannediyor var ya hani oyuncu dokundu attı. Yani hı-hı. oyuncunun da Lucas'ın öyle gayri ihtiyar bir atışı var kendini sanki böyle hani bırakmış gibi. Hayır. Evet. Yani topa bırakıyor. Gidiyor gidemiyor ondan. Hakem de bunu nasıl sezgiliyor orada?
Ya diyor ki direkt kendini bıraktı, gidebilirdi, penaltı almak istiyor. Hayır, bir müdahale var. Koluna girmiş Giresunsporlu oyuncu. Sizin söylediğiniz gibi çok doğru tespitiniz. Burada görünmüyor. Hakem arada kalmış. Evet görüyordur belki, ya kol kola girmiş. Şimdi Lucas niye rakibin koluna girsin? Direkt baksana. Evet. Rakibin kolu nerede? Ve hocam burada Hakan Hoca'nın, Koray Hoca'nın mutlaka uyarıp VAR'a çağırması, davet etmesi gerekirdi. Bir de kolunu çekmiyor. Son ana kadar düşürene kadar Lucas Torreira'yı düşürene kadar kolunu çekmiyor. İyi niyetli olsa çok doğru söylüyorsunuz. Bir girdi mi çıktı hemen. Çekersin kolunu. Bak hiç. Peki bir hakem bak bir şey devam edelim bu arada pozisyona. Cüneyt, başka bir noktaya bakacağım ben de. Buyurun hocam. Son, hakem bunu yani süzmek için ve bu kararı doğru vermek için orada. Hı-hı. Yoksa gelip kayarsın, müdahale edersin, foul verir, durdurtur. Sen foul verirsin onu, yanlışlıkla ben touch veririm, korner veririm. Bunlar olabilir. Bak. Sen çıkar bir kafa topuna bakarsın stoperle santrafor, sen onu verirsin ben vermem, o ayrı. Ama bunlar kritik karar. Nedir biliyor musun? Hakemi hakem yapan. Hakem böyle olur. Hı hı. Hakem eğer bu kararları doğru tespit edecekse, burada görecekse, penaltıyı verecekse fark yaratır. Öbür türlü hiçbir şey olmaz. Bir de hocam güzel. Ayakla çelmelerde nasıl penaltı veriliyorsa burada oyuncu koluyla çelmeliyor resmen. Tabii. Kolunu kullanıyor yani düşürmek için. Avantaj sağlıyor mu kendine? Tabii. Bitti. İlla az önce söyledim ya. Üç oyuncumuz da penaltı dedi. Az önce söyledim ya. İlla kayarak yani Cüneyt'te top ben geldim kayarak vurdum buradan farz edelim penaltı evet. Tamam. Veya geldim hocam, Cüneyt, Cüneyt'i ben böyle ittirdim. Evet. Ya bu mu? Evet. Abi bu da penaltı. Sen tabii. Kolun burada bir avantaj sağlıyor tabii. Muyum? Sağlıyorum. Aynen. Niye dengesini bozuyorum? Tabii. Gitmeye çalışan bir oyuncunun bırak dengesini şöyle ittirsen bile düşebilir. Hakemler gördükleri pozisyonları değerlendirmesi lazım. Penaltıyı görmüyorsa ona penaltı vermesi yanlış. Dolayısıyla Kadir Sağlam... O zaman VAR'ın devreye girmesi tabii, lazım. Tabii Kadir işte. Sağlam bu pozisyonda penaltı olduğunu kesinlikle görmüyor. Diğer taraftan VAR hakemi Hakan Ceylan'ın da onun görmediğini zaten oradan görmesi lazım. Aralarında bir konuşma yapılmış olsa bile VAR hakemine maçın hakemi Kadir Sağlam'ın ben elle o ilk görüntüyü verir misiniz buradan? Ahmet hocam sen söyle bak konuş hocam fark etmez. Bak şimdi Giresun'da oyuncu nereye? Topa mı gidiyor rakibe? Bak ilk kolunu kim uzatıyor bak. Aa, sağ kolunu. Çok kritik hocam. Bak şura bak. Aynen. Birazcık geriye gelir misiniz? Çok hocamı iyi. Da verelim lütfen. Vallahi arkadaşlar içeride çok iyi yakaladı. Bak şurada. Bir dakika dur. Kimin sağ kolu önce avantaj sağlamak için oyuncuyu engellemeye gidiyor? Kimin kolu? Beyazının mı yoksa sarı kırmızının mı? Beyaz oyuncu. Beyazının. Hayrullah'ın o hamleyi önce yaptığını görüyoruz, tuttuğunu görüyoruz. Şimdi bu hocam hakemlerle ilgili. Hocam görüyorsun bizi izleyenler için söylüyorum. Yani görmeyenler tekrar da şurada net bak şurada kalsın. Devam bak biraz daha devam arkadaşlar. Tamam dur burada evet. Direkt ne yapıyor? Rakibi kontrol etmeye çalışıyor. Hakemin süzebilmesi kapatıyor. Lazım. Kapatıyor. Rakibin avantajını dezavantaja çeviriyor. Hakem direkt. O çok profesyonelce hocam. Çok profesyonelce yapılan bir foul bu. Aynen. Çok profesyonelce. Başka bir soru hocam. Değil mi? Evet. Şimdi, hakem o noktaya mı bakıyor? Penaltı noktası şu Huni'ye mi bakıyor? Yok. Hakem topun olduğu aksiyona bakıyor. İşin tuhafı ne biliyor musun? Zeki Uzundurukhan çok güzel söyledi. Bak şimdi burada bir oyuncu daha var. Bu oyuncudan bu kesitten bunu görüyor mu? Bence öyle net mi? Görmüyor. Görmüyor. Lucas'ın düşüşü de öyle bir düşüş ki sanki hiçbir şey yapılmamış. Hı-hı. Yani inanmıyor o penaltıya. Bak şimdi bunu görmedin. Sen az önce de söyledim. VAR'daki hakemlerin çağırması gerekir. Hakan Hoca'nın, Koray Hoca'nın mutlaka müdahale etmesi gerekir bu pozisyona. Hakem verir vermez siz çağırın. Bir de siz orada siz de görüyorsunuz. Bu hakem buradan göremeyebilir o kesitten. Bak şu kesite bak önünde bir de bir Hı-hı. oyuncu daha var. İki Giresunlu oyuncu var. Arada sarı kırmızılı oyuncu. Lucas. Evet. Buyur Ahmet Hoca. Şimdi hakemin görmediği bir pozisyonda eğer elinizde delil varsa... O hakemi çağırmak VAR hakemi olarak sizin göreviniz. Protokol bunu söylüyor. Ama VAR hakemine de inandırıcı gelmedi hocam. Protokolde o zaman onun hatası olarak biz ona mı halledeceğiz bunu? Hı hı. Protokolde gelsin bir baksın veya bir görsün ibaresi kesinlikle yoktur. Şimdi bir de düşüşüyle ilgili bakın. Hocam burada, protokolde yok çağıracak. Hocam ben söyledim. Evet. Hakemle kendi aralarında konuşurlar. Hakem pozisyonu görmediği için... O elle tuttuğunu gördüm diyemeyecek. Diyemeyince de hocam
senin görmediğin burada bir pozisyon var, onu gösteriyorum bak, deyip çağıracak. Hatta bir de bak, kale arkasından bile söyleyecek. Hocam kestiğini bitirebilir miyim? Evet. Kale arkasından şimdi burada duralım. Burada duralım bakın. Şuraya bak. Şurada topa bakıyor. Yavaş yavaş gidelim. İki oyuncu da bakıyor ya, şu anda. Şimdi Torreira'ya bakalım. Topa bakıyor. Daha önceden kaleciye bir defa baktı. Kalecinin yerini görüyor. Burada tamamıyla kalecinin üzerinden topu aşırtma vuruşu yapmaya kalkıyor. Evet. Kendini atmıyor. Oyuncu da çekiyor. Kesinlikle kendini atması çekiyor, söz konusu değil. Eğer biraz geriye gidersek kaleciye baktığını da çok net bir şekilde göreceğiz. Kalecinin üzerinden bakın burada baktı. Şu anda bakıyor. Baktı. Kaleciyi gördü. Ben bu topu kalecinin üzerinden aşırtayım diyor. O vuruşu yapmaya kalkıyor. Hakemin bunu Torreira kendini yere attı diye değerlendirmesi kesinlikle hakem hatası. Ama vuruşu yapıyor. Ya aşırtması da burada önemli değil. Hı hı. Bir iki oyuncunun burada topla ilgili yaptıkları aksiyon önemli. Biri topa gidiyor, biri rakibe gidiyor en başından beri. En önemli de hakem bence gördüğü kesit doğru değil. Bir de Lucas var ya, tam topu vururken kaykılıyor ya. Topu ayak ucuyla dokunmak isterken öyle düşüne inanmıyor. Burada VAR ve AVAR'ın devreye girip mutlaka çağırması gerekir. Tamam. Peki Okan Hoca'nın basın toplantısı hazır. İzleyelim bakalım maç sonrası neler demiş Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk. Evet, bugün maç öncesi tabii ki hedeflerimiz kendi seyircimiz önünde 3 puan almaktı. Maça da bu coşkuyla başladık aslında. Maçın büyük bir bölümünde maçı kazanacak belki çok net pozisyonları, Galatasaray seviyesindeki pozisyonları yakalamasak da rakibimizin de çok kalemize gelmediği, bizim baskın oynadığımız, rakip yarı sahada oynadığımız, rakibin kapandığı, maçtan önceki düşündüğümüz gibi sadece savunma anlamında bize iyi bir savunma yapacak bir takım vardı. Bununla ilgili daha iyi şeyler yapabilirdik aslında. Yani benim üzüldüğüm tabii ki bireysel performanslar tabii kendi takımımızın, kendi kalitemizin altındaydı. Onun yanında 3. bölgeye geçtiğimizde, özellikle kanatlardan 3. bölgeye girdiğimizde daha kaliteli işler yapabilirdik. Burada bu kaliteyi ortaya koyamadık. Bugün maçın sonunda baktığımızda iyi mücadele eden bir Giresunspor vardı. Bizim de bir hatamızla maçı kazandılar. Onları tebrik etmekten başka bir şey yapamayacağım. Bugün burada bir kaza oldu bizim için. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu tür maçlar çok fazla karşımıza çıkacak. Bu tür hakemler de çıkacak. Yani burada maçı hep durduran, maçın ritmini yavaşlatan, yani belki çok fazla alt ligde maç yönettiği için yani buraya geldiğinde bocalayan hakemler var. Çünkü yani ona adapte olmuş. 3 kere avantajı durdurdu. Oyunu 3 kere durdurdu. Zaten her out atışı neredeyse bir dakikaya yakın sürüyor. Yani burada da bu tür şeyler de karşımıza çıkacak. Bu tür hakemler de karşımıza çıkacak. Yani biz Türk futbolu için hep diyoruz ki işte oyun hızlansın, kalite olsun, maç süresi artsın. Ama bu hakemlerle bunun olması çok zor gerçekten. Yani bu tür hakemleri seçip bu maçlara veriyorsanız bunlarla bu oyunun süresinin uzamasının bir şansı yok. Neredeyse belki 45 dakikalara, 40 dakikalara düşürebilirler bu tür hakemler. Tabii ki kadroyu zenginleştirmek istiyoruz. Yani bazı bölgelerde eksikliklerimiz var. Yani stoper bölgesinde yine oraya bir takviye istiyoruz. Şanssızlığımıza sezona çok iyi başlayan Emin Bayram hazırlık kampında sakatlandı. Belki Emin hazır olsaydı Emin de burada kullanacağımız oyunculardan biriydi. Onun dışında o bölgeye bir oyuncu bakıyoruz. Ön tarafa da tabii ki bize katkı sağlayacak farklı yaratıcı oyuncu arayışımız bir tane daha olacak. Kulübümüzün Nelson'la ilgili tavrı belli. Bu anlamda yani gerçekten çok büyük bir para olmadığı sürece kulübümüz o anlamda Nelson'u bırakmak istemiyor. Oradaki şey belli. Belotti ile ilgili de daha önce de yani uzun zamandır belki yani bu transferin başından beri isteğimiz olmuştu başta ama son süreçte yani uzun süredir Belotti kendi ülkesinde genelde kalmayı düşünüyor gibi hep gelmişti. Yani o yüzden o konuyla ilgili bir gelişme yok yani. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un açıklamaları böyleydi. Hakeme yönelik Ahmet Hocam serzenişleri vardı. Biz de son pozisyonu özellikle sizler penaltı olduğunu belirttiniz.
Genel anlamda siz nasıl buldunuz hakem performansını? Okan Hoca'ya katılıyor musun? Şimdi bir, Okan Hoca'nın hakemle ilgili belki serzenişleri içerik olarak doğru. Hakemle katılmadığım kararları konusunda birçok pozisyon da oldu. Ama daha sezonun başında bence hakemlere bu derece eleştiri getirmenin çok uygun olmadığını düşünüyorum. Kaldı ki federasyonun özel bir hakemlik konusundaki kararı da mümkün olduğunca onları baskıdan uzak bir şekilde maçlara sürebilmek. Şu an atamaları da zaten biliyoruz ki bizim federasyondaki görevliler yapmıyor. Tamamıyla bilgisayar tarafından yapılan hatalar var. Erden Timur'un hafta içinde yaptığı açıklamalar benim için çok önemliydi. Oradaki açıklamaların bir kısmı da şunu içeriyordu. Biz bütün takımlara adalet sağlanması amacıyla yabancı hakem hocalarının da bulunduğu bir grup kuruyoruz. Onlar bütün maçları izleyecekler. Oradaki hakem hatalarını yeri geliyorsa görüntülü bir şekilde herkesle paylaşacağız. Şimdi böyle bir düşüncenin olduğu yerde bence Okan Hoca'nın hakemlerden tamamıyla uzaklaşması lazım. Okan Hoca'nın zamanını, konsantrasyonunu tamamıyla takıma, futbolculara, takımın oyununa ayırması bence çok daha doğru olur. Çünkü bu eleştirilere bir defa başladığınız zaman o yolda hakemlerle birlikte yürüyen bir kişi haline geliyorsunuz. Bu zaten transferlerle ilgili çok yoğun bir dönem geçiren Okan Hoca'yı konsantrasyonunu biraz daha başka yerlere taşır. Evet, doğru, ama Okan Hoca'nın hakemlerin dışında tamamıyla oyunla ilgili çalışıyor olması bence Galatasaray'ın daha fazla ihtiyaç duyduğu bir konu olacak. Ya hocam, şimdi oyunu konuşalım. İsterseniz rica edelim yönetmenimizden, bir rakamları getirelim ekranlara, paylaşalım. Maçın istatistiklerine bakalım. Ardından hani Galatasaray neleri eksik yaptı onu da konuşalım istiyorum. Galatasaray Biteksen Giresunspor karşılaşmasında topla oynamada %66'ya 34 Galatasaray'ın önde olduğunu görüyoruz. 10 korner kullanmış Galatasaray. Giresunspor 3 köşe vuruşu kullanmış. İkili mücadelelere bakalım. Galatasaray %51, Galatasaray %49, Biteksen Giresunspor %51. Burada koruk ekibin önde olduğunu görüyoruz. Kırmızı kart çıkmadı. Toplamda da 5 sarı kart çıktı mücadelede. 14 şutu var Galatasaray'ın. İkisi isabetli ki az önce programın başında da söyledik. Bu rakam Galatasaray standartlarında bir takım için çok az. En son evet. 2018-2019 sezonunda bu kadar az isabetli şut sayısına ulaşmış Galatasaray. Konuk ekip 5 şut atmış. 4'ü isabetli. Hani buradan bile aslında 2'nin ne kadar az olduğunu görüyoruz. 14'te 2, 5'te 4. 10 şut pası var Galatasaray'ın. Biteksen Giresunspor'un 2 şut pası var. Rakip ceza sahasında topla buluşma. Burada Galatasaray'ın bariz üstünlüğü gözüküyor. 29 kez rakip ceza sahasında topla buluşmuş sarı kırmızılılar. 11 kez de Giresunspor rakip ceza sahasında topla buluşmuş. Bu mücadelede pas sayısında da Galatasaray'ın çok farklı biçimde önde olduğunu görüyoruz. 477 isabetli pası var Galatasaray'ın. 198 pas yapmış isabetli Giresunspor. Yani %50 olarak Galatasaray'ın oranı yüksek, %86. Giresunspor'un %66. Rakip sahada pasta da yine Galatasaray %78'lik bir oran yakalarken konuk ekibin %54'lük bir oranda kaldığını görüyoruz. Orta sayısı da çok enteresan, bunu soracağım masaya oturduğumda da. 36 orta yapmış Galatasaray. Sadece 3 ortası var Biteksen Giresunspor'un. Yani 2 evet. Hızlı kanat oyuncusu, onu konuşacağız. Son sayfaya da bakalım. Maça dair bu muydu son? Hayır, var. 13 top kapma Galatasaray. 11 Biteksen Giresunspor. 4 pas arası, 8 pas arası Giresunspor. 11 uzaklaştırma var. Burada rakam tabii ki terste dönüyor uzaklaştırmada. 34 uzaklaştırma var. Konuk ekip Giresunspor'un 4 şutunu engellemiş Galatasaray'ın. Giresunspor, Galatasaray'da ise şut engelleme yok ama maçı da 1-0 kazanan Galatasaray. Hocam, orta sayıları bana çok enteresan geldi. İki genç kanat oyuncusunun etkisi mi dersiniz? Peki bu doğru mu? Bunu da değerlendirmek gerekir. Ne dersiniz teknik adam gözüyle?
Tabii ortayı nerede sıfıra mı indiniz veya inmeden çok çabuk mu yaptınız? Nerede ne zaman sayısı olarak çoğaldınız mı? Bir de tabii bu yapılan ortalar aynı zamanda bir geçiş hücumudur rakip için. Aldı kafa topu vurdu rakip. O ikinci topu dönen topu aldıktan sonra size eksik yakaladı. Yani Galatasaray takımı bununla ilgili kalite eksikliği var. Çünkü eldeki oyuncular orta kalitesi çok yüksek değil. Evet sezon içinde gol attırır mı attırır. Bunun sayısına yüzdesine bakmak gerekir. Ama özellikle Leo geldikten sonra sağ beke yani ben birazcık daha sağ kanat ucunlarının daha dengeli olacağını ve de oyun da kurabileceğini düşünüyorum. Çünkü Patrick'le Boya ile oyun da kurulmuyor Galatasaray'da. Yani içeri günümüzde içeri bek olarak sokup oyun kurulum veya çizgiye gitmelerinde ciddi sıkıntı var. Patrick bugün çizgide falan oynamadı. Patrick'in en büyük özelliği zaten o iç koridor koşusu yapmasıdır. Geçen sene öyle goller de attı. İşin tuhafı sol bek oynuyor. Sol kenardan çok az top getiren oyuncu. Daha çok iç koridorda topla buluşuyor. Tabii Galatasaray özellikle Okan Hoca söyledi mesela hakem hatasına değindi. Hakem hatasını okumamak gerekir. Galatasaray'ın hücum etmede ciddi sıkıntısı var. Pres yapmada ciddi sıkıntısı var. Şimdi mi var? Hayır. Galatasaray'ın hazırlık maçlarından beri aynı sıkıntı yaşıyor. Biz hep evet Galatasaray takımının oyuncuları kaliteli, fark yaratabilir, problemi çözer diyoruz. Anahtar oyuncular evet doğru. Bench'te de 3 tane önemli oyuncu. Mesela sakat Leo gelecek. Lucas oynayacak ilk 11. Aynı şekilde Mertens de. Yani bunlar tabii ki fark yaratacak Galatasaray'a. Kesinlikle Galatasaray hatta program başında söyledim. Enseyi karartmaması gerekir. Galatasaray takımı doğru transferler yaptı. Yani yaptığı yerlere doğru hamleler yaptı. Yine aynı şekilde stoper hamlesi yapacak. Zeki Uzundurukan da söyledi. Bana göre Galatasaray'ın bir de üretkenliğinde şu takımda bir 10 numara profilinde bir oyuncuya da ihtiyacı var. Gol yapabilecek. Çünkü Mertens yeri geldi. Evet forvette tamamlayıcı oynayabilir. Herkes söylüyor. Evet santroforda oynayabilir. Ama işin tuhafı Mertens çizgilerde de çok etkili oyuncu. Doğru. Hepimizin gibi. Mertens yapan çizgi oyunları. Evet Napoli'de Kayon... Insigne ile beraber Mertens'i biz gördük ama çizgilerde de oynaması gerekir. Sırf Yunus'la Kerem'le bu işi götüremezsiniz bütün ligi ve kupayı. Bunun için Galatasaray takımında mutlaka Okan Hoca'nın mesela maçlardan sonra ben genelde hazırlık maçlarının hepsini de seyrettim. Geçen hafta da daha bir öz eleştiri yapması gerekir. Bu öz eleştiri kötü manada değil. Geçen hafta da mesela sadece alınan 3 puan vardı, oyun yoktu. Bugün hiçbir oyun yok. Top ayında hücum edemiyor Galatasaray takımı. Ciddi anlamda sağ içi yayılımı, konumlanması... Nereden aşırı yüklenme yapacak? Nereden pozisyon bulacak? Galatasaray takımı bu eksikliği var. Galatasaray takımı 5 dakika pres. Mesela Galatasaray takımının oyun hafızası geçmişte nedir? 5 dakikalık presle açıklayamazsın. Nedir? Galatasaray takımı özellikle kendi evinde İstanbul'da oynadığında rakibe baskı yapar. Rakibe baskı yaptığında ön alan baskısında bunaltır, geriye iter. Rakibi kırılganlığa iter ve rakip panik yapar, hataya zorlar ve burada da skoru bulur. Sonra 1-0 öne geçtikten sonra istediği gibi sağ için o aktif dinlenmeyi yapar. Yeri geldiğinde oyuna tekrar bir hız verir. Galatasaray takımı 5 dakika pres anlayışı olmaz. Galatasaray takımı evet Seferovic çok belki pres anlayışına çok uygun bir santrofor gibi değil ama yapar. Kerem'le Yunus'un bunu yapması gerekir. Biz Kerem'le Yunus'u hep böyle değerlendiriyoruz. Top ayağında, top ayağında. Yani top savunma arkasında da oynayacak onlar. Emre Akbaba bu kırılganlığını, psikolojisini atması gerekir. Alanyaspor'da sizin söylediğiniz ya Alanyaspor'da oluyor. Evet. Alanyaspor'da rekabete girmiyor. Burada rekabet var. Burada Emre Akbaba'yı bütün lig boyunca 36 maç mı bu sene oynayacak? 36 maç çık oyna demezler. Burada mutlaka bir rekabetin olur. Ne olur? Oliveira olur veya bir transfer olur. Yani bunları Galatasaray'ın doğru bana göre irdelemesi gerekir. Hı-hı. Özellikle hücum aksiyonlarında. Bir de şunu söyleyeyim. Mesela Gomis hamlesi oldu. 4-4-2'ye döndü. Birbirini tamamlayan santroforlar değiller. Mesela Mertens böyle bir santrofor tercihinde olabilir. İkisi birbirini tamamlamıyor. İkisi ağır. Pres yapmıyor. Galatasaray ikinci yarı 9 kişi oynadı. Hatta yeri geldiğinde Yunus'la Kerem dönmedi. Oliveira oyundan düştü. 4-1-5 gibi bir oyuna döndü. Çok dengesiz. Ve çok hücumcuyla doğru hücum etmezseniz yeri geldiğinde 2 santrofor değil 4 santroforla Cüneyt oynasan yine pozisyon bulamazsın. Onun için bir oyun şablonu, hücum şablonu lazım. Bir an önce bence Okan Hoca'nın bunu belirlemesi gerekir. Daha fazla hep söylüyorum antrenörler için. Florya'da çalışacak. Bu takımın ciddi eksikliği var. Pres, karşı pres, top ayında hücum etme. Hocam daha bunları halletmesi. İkinci haftadayız. Bak bu söylediğim yanlış anlayabilirsin. İzleyen taraftar bunu söyleyecektir. İzleyen taraftar şunu geçen hafta da söyledi. Galatasaray takımı yani bu moral böyle bozmak anlamında söylemiyorum. Galatasaray takımını geçen hafta galipken de bunu söyledik.
Bir kere oyun seviyesi yeni oyuncular da olabilir. 90 dakika bunu sürdüremeyebilir. Katılıyorum sana. Bir 5-10 dakika ama doğru yaparsın. Beklentiler ya çok yüksek. Beklenti bu oyuncularla çok yüksek. Bir de iyi bir kadro var Galatasaray'da. Galatasaray'da en son söyleyeceğim şu. Galatasaray'ın orta sahası ve hücum hattı sanki top ayağına geldim. İleriki haftalarda şöyle bir görüntü bende oluşuyor. Aksiyon filmlerdeki gibi bütün action'ı yapabilecek bir cephaneliği var. Var. Galatasaray takımının orta saha ve hücum. Bu savunma hattıyla bir stoper alınmazsa, Leo gelmezse, hatta sol bek bile alınabilir neredeyse, gelmezse bu savunma hattıyla da korku filmi. Herkes böyle top savunmaya geldiğinde içi gidecek, korkacak, bir tedirgin olacak Galatasaray taraftarı. Öyle bir savunma hattı var dörtlüsü. Ama orta saha dedim hücum hattı da action, her türlü aksiyonu yapabilecek. Çok becerili, çok oyun sürünümleri yetenekli, olan, genç, çok çeşitliliği olan, çok farklı kilitleri de açabilen, ilerideki oyunlarda birliktelik sağlandıkça böyle bir orta saha ve hücum kalitesi de var Galatasaray takımının. Şimdi hücum kalitesi diyor Zeki Uzunurken hocam, ben de kendisine katılıyorum. Ama Galatasaray taraftarı da hala transfer bekliyor. Evet. Belotti ismi mesela çok konuşuyor. Belotti gerekli mi? Onu teknik yönden hocalarıma da soracağım da. Belotti pazartesi günü belli olacak. Mourinho'nun yanına ilk tercihi Roma. Hı-hı. Ama Roma'da Şomuradov var. Eldor Şomuradov. Onun da ayrılması. Tabii onu satmak istiyor. Hatta Galatasaray'da hatta Trabzonspor'a da Trabzon talip oldu. Galatasaray'ın da bir ilgisi oldu. Belotti'ye Roma'nın verdiği paradan daha fazlasını Galatasaray veriyor. Hı hı. Şimdi Nice kulübü de devreye girdi. Oyuncu pazartesi günü kararımı vereceğim demiş. Ama Galatasaray'ın teklifi hem Nice kulübünden hem Roma kulübünden de daha iyi. Yani bitmiş bir şey yok. Ama Galatasaray'da şu anda masadaki takımlardan biri. Evander konusunda Evander hazırdı aslında. Son transferlerden sonra Evander beklemede. Hatta oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da heyecanlandırdı geçen hafta Galatasaray'ı. Yani bir an önce Galatasaray'a geleyim istiyor. Orada bir gel git yaşıyorlar hoca. İşte ön tarafa çok oyuncular alındı. İşte 10 numara Mertens oynar. Şimdi bakıyor, deniyor ama Evander de gelebilir. Ha, Evander hepsinden iyi. Yaratıcılık bakımından bana göre Evander hepsinden iyi. Onun dışında bugün Marka gazetesi James Rodriguez'i Galatasaray'a yazmış. West Ham ile Galatasaray'ı bu transferde hani başı çeken takımlar olduğunu söylüyor. Icardi konusunda 3 kez menajerliğini yapan eşiyle görüşme yapmış Galatasaray. Wanda Nara eşi. Ama Icardi ile eşi boşanıyormuş. Hatta kavga görüntüleri, ses kayıtları ortaya çıkmış. Şimdi işte 60 milyon euroluk varlıklarını nasıl paylaşacaklar? İtalyan gazetelerinde hep bunlar yazıyor şu anda. Orada sıkıntı var. Yani menajerliğini eşi yaptığı için gelen tekliflere hep olumsuz cevap veriyormuş. Orada da bir tıkanma var. Onun dışında dediğimiz gibi Belotti konusunda hala bir umut var. Nice kulübü de Kerem istiyor bir taraftan da. Kerem'e de hala Lyon'dan sonra şimdi zaman zaman durup Nice'den bir teklif oluyor Kerem'e. Oyuncunun da kafası karışıyor. Galatasaray'dan kazandığının belki 4-5 katını veriyorlar. Bu oyuncuların da ekonomik olarak çok daha rahat seviyelere gelmesi lazım. Evet, bencillik konusunda Ahmet hocama da, Reha hocama da katılıyorum ama değerli oyuncu. Hamza Akman işte bugün gördük. İyi bir oyuncu aslında. Onun da kiraya verilme durumu varmış. Çok isteyen takımlar babadan varmış. Babadan futbolcu normal. Hatta Adana Demirspor demiş ki Yunus Akgün'ü biz parlattık. Bize verin kiraya. Hocamız Hamza'yı da bir işlesin nakış gibi diye. Öyle de bir durum varmış. Dediğimiz gibi yani Galatasaray'ın şu babası anda... Babası Gaziantep kulübünde parlamış. Tabii. Gaziantep Spor'da yani, o zaman. Hazır olan bir oyuncu var. Evander. Bakalım oğlu da Adana'ya gidip orada parlayacak mı? Bir bakarsın aynı Evander'i de getirebilirler. Yani Galatasaray'da transferler sürecek. Ama şu bir gerçek ki Nelson konusunda o çıkış maddesine yakın bir rakam istiyorlar. 25 milyon euro Sevilla o seviyelere çıkmıyor. Motçi menajeri göndermiş. Oyuncuyu ikna et. Nasıl ikna ediyorsan ikna et. İstanbul'dan oyuncuyu almadan, anlaşmadan gelme demiş. Ama Galatasaray kulübü de artık yani Sevilla kulübünü, menajerini şikayet edecek duruma gelmiş. Çünkü bizim çıkış maddesi belli, oyuncumuzun 20 milyon euronun altında görüşmek istemiyoruz. Ama oyuncuyu aklını çeliyorlar, kafasını çeliyorlar, motivasyonunu bozuyorlar. Yani böyle de bir durum var. Bakalım ne olacak? 20 milyon eurolara çıkacak gibi durmuyor Sevilla. Çünkü 12 milyon euro artı 2 milyon euro da bonus teklif etmiş.
Bunun üzerine de hiç çıkmıyorlar. Menajeri de İstanbul'dan ayrılmıyor. Sürekli oyuncuyla iletişim halindeymiş. Peki o zaman Galatasaray bölümünü kapatıp Beşiktaş'a geçeceğiz. Transferde diğer takımların gündemi de yoğun. Onu da konuşacağız. Çok kısa cümlelerle bu akşamki ve ilk hafta maçı bize Ahmet Hocam sizinle başlayalım. Ne gösterdi Galatasaray'da? Az önce isimleri saydık. Bunlardan hangisi gelmeli ya da bir transfer ihtiyacı var mı? Galatasaray'ın çok kısa süre içinde kondisyon olarak, oyun anlayışı olarak zirvede olması mümkün değildi. Bu gerçeği hepimiz biliyorduk. Diğer taraftan da mental yönden bu maça hazırlanmak her şeyin önünde geliyordu. Şöyle taraftarın da 50 bin kişiyle gelip o coşkuyla takımı beklemesi belki de takımı biraz farklı bir yöne yönlendirdi. Mental yönden hiç hazır olmayan bir takım gördüm. Takımı sayıyorum. Boye geçen hafta ilk takımla 4 defa antrenmana çıkmış. Nelson transfer teklifleri gelmiş, kafası orada. Abdülkerim Bardakçı takıma yeni gelmiş, hala kendini ispatlama baskısı altında. Mitchell ikinci maçına çıkıyor. Oliveira çok kaliteli bir oyuncu. Ama her şey bir tarafa, hakemi demin konuştuk. Oliveira daha yeni gelmişken hakemden faul alma yollarına hiç gitmeyecek. Aklını futbolun kendine verecek. Aynı şey Hamza Akman için de geçerli. Çok sevdiğim Ayhan Akman'ın oğlu. Ya o bile hakemi nasıl aldatırım düşüncesi içinde sahada. Bakıyoruz Yunus Kerem tamamıyla bireysel oyunu ön planda. Seferovic de önde yalnızları oynuyor. O baskıda hiçbiri yok. Eğer siz takım oyunu oynamazsanız, siz maçlara böyle takım halinde konsantre olup da gerekli mücadeleyi ortaya koymazsanız sıkıntıları yaşarsınız. Ama bildiğim, emin olduğum tek şey Galatasaray en kısa zamanda şampiyonluğun en önemli adayı gibi oynayacak ve o sonuçları alacaktır. Bazen daha erken yaptığınız transferlerde çok doğru tercihler kullanmadıysanız bu sizi zorda bırakabiliyor. Hı hı. Elinizde bir Seferovic var, yeni almışsınız. Elinizde bir Gomis var, geçen devre arası almışsınız. Şimdi Mertens'i alıyorsunuz, ikinci santrofor olarak kullanabilirsiniz. Alacağınız oyuncunun bunların hepsinden daha iyi bir santrofor olması lazım. Avrupa'da yoksanız 4 tane santroforu aynı anda oynatabilecek misiniz? O yüzden bunları çok iyi düşünmek lazım. Bence Galatasaray'ın çok iyi bir stoper. Nelson gidecekse de hemen bir günde o kararı versinler. Bu konuda tamamıyla kapatılsın, hiç konuşulmamak üzere. Çünkü onların düşünmesi gereken sadece oyun artık, başka bir şey değil. Eğer o da gidecekse bir an önce gitsin. İki tane iyi stoperle Galatasaray başka hiçbir yere oyuncu almasa bile kesinlikle şampiyonluğun adayı olacaktır. Okan Hoca ve ekibine o yüzden güvenim sonsuz. Bundan sonra alınacak her adamın da eldekilerden çok daha iyi olması lazım. Yarın öbür gün onları nasıl göndeririz durumuna düşmemek için. Reha Hocam, sizce Galatasaray'ın takviye ihtiyacı var mı? Ve özellikle Belotti'yi, çünkü Okan Hoca da basın toplantısında şu an için bir gelişme yok şeklinde ismini de zikrettiği için sorayım. Ya bir kere Galatasaray'ın tabii bunları yapacak edecek böyle anlatılıyor genelde. Neyi nasıl yapacak onu bilmek, onu konuşmak gerekir. Neyi nasıl yapacak Galatasaray takım? Nasıl 0-0'ları daha doğru oynayacak? Nasıl öne geçecek? Neyi nasıl, nerede nasıl yapacak? Tabii bu çok ayrı bir konu. Yani bu daha derinlemesine konuşulacak bir konu da Galatasaray takımının özellikle az önce de söyledim bir stopere ihtiyacı var. Tabii ki Nelson giderse hepimizin bildiği gibi zaten ikinci bir stoper de alması gerekir. Oradaki çeşitliliğini ve rekabetini arttırması gerekir. Az önce de söyledim bir 10 numara profiline de ihtiyacı var. Emre Akbaba ile gitmeyeceği belli. Yani Mertens de direkt santrafor olarak değil çizgilerde oynayarak değerlendirebilir. Galatasaray takımı sonradan bir sıkıştığında onu orada oynatabilir. Yani bölüm bölüm. Hı hı. Galatasaray takımı mutlaka oraya genç, dinamik. Çünkü şimdi 3 aşağı 5 yukarı birebir aynı demiyorum. Seferovic ile Gomis genelde set ucumlarında etkili oyuncular. Yani rakip yer alana yerleştiğinizde daha birebir de adam eksiltecek, daha hızlı, daha güçlü bir santrafora da ihtiyacı var. Mertens evet orada kullanabilirsin ama çizgilerde kimi kullanacaksın? Hiç Kerem böyle Yunus oynadığında rotasyona gitmeyecek mi? Gidecek. Mertens çizgide oynayacak. O zaman bir santrofor eğer o olmuyorsa bir 10 numara golcü gol yapabilecek. Galatasaray takımında ne kadar 15-20 gol yapabilecek net bir 10 numara profiline ihtiyacı var.
Çünkü Emre Akbaba, Güven eşiği çok yüksek oyuncu değil. Psikolojik dediğim gibi ciddi anlamda sıkıntıları var. Bunu yaşıyor sağ içinde net bir şekilde. Çok kırılgan, çok duygusal Cüneyt. Geçen sene Alanyaspor. İyi geçen bir performans sene, evet, geçen sene ilk 11'ine de ben Emre Akbaba'yı koydum. İki haneli skor asist de geldi Galatasaray'a. Evet ama Galatasaray kulübü farklı performans ister işin gerçeği. Yani bu Abdülkerim için de öyle. Şimdi Konyaspor'da evet iyi bir oyuncudan bahsediyoruz. Oyunları farklı, insanın gözlemleri farklı oraya. Fokuslanması ayrı, Alanyaspor'a farklı, Galatasaray'a farklıdır. Yani orada farz edelim 1 milyon insan, 2 milyon insan fokuslanıyorsa Galatasaray'da 30 milyon insan fokuslanıyor. Veya futbolla ilgilenen farz edelim 50 milyon insan direkt oraya fokuslanıyor. Yani ne hata yaptı, neyi doğru yaptı diye. Onun için ben hem Abdülkerim'in hem de Emre'nin bu psikolojik sıkıntı yaşadıklarını düşünüyorum. Buna dikkat etmeleri ve bu eşiği geçmeleri gerekir. Yani klasik bir tabir var da işte Anadolu oyuncusudur o. Anadolu'da oynar, büyük takımda oynayamaz. Hayır, ikisinde potansiyeli ve de kendi pozisyonla ilgili özellik setleri çok farklı becerileri var iki oyuncunda. Ama en önemli benim gözlemlediğim psikolojik olarak, mental olarak o zihinsel devamlılıklarında sıkıntı var. Bunları aşmaları gerekir. Galatasaray takımı dediğim gibi de eğer Emre Akbaba ile sırf güvenerek bu yola da çıkılmaz. Onun da rekabete girmesi gerekir. Oliveira o pozisyonda oynayabilir mi? Oynayabilir. Ama Porto ve Roma'da bir 6, 2-6 ile oynadı. Bir 8 oynadı, bir 6 oynadı. Porto'da 8 numara yani 6'nın yanında, defansif 6'nın yanında o üretkenliğini 2 sene önce sağladı. Hem Şampiyonlar Ligi hem Lig'de şampiyon olduğunda Porto. Ben oraya da bir 10 numara profilinde direkt gol yapabilecek bir oyuncuya da Galatasaray'ın ihtiyacı var. Levander. Evet. Bir de hocam şunu soracağım. Beklerden çok katkı alamıyor. Bekler evet. Hem iyi savunma yapamıyorlar hem de hücuma çıktıklarında isabetli tabii, pas atamıyorlar. Aynen. Şimdi ya, çok Kazımcan güzel söyledin. Girdi ya 78'de mesela. Seferovic'in kafasını aldı at dedi mesela. Tabii. Çok güzel. Yapar. Kaleciye çarptı. Altay'dan da bildiğim bir oyuncu. Evet. O, top tekniği falan. Aynen çabuk oyuncudur. Yani mesela Patrick'in en önemli şeyi sol aya diyorsun. Sol ayla böyle keser. Sol aya çok iyi. Mesela Ergün oynardı. Evet. Eskiden Galatasaraylı keser, kafası da topu atar. Evet. Bu böyle bir sol bek değil. Bir tek iç koridora koşsun. İşte savunması kötü. Çok güzel de tespit yaptınız. Boyan'ın da çok kötü savunması. İkisinin de savunması kötü. Evet. Dersin ki bir müdafacının savunması kötü. Tamam. Mariano mesela Galatasaray'da oynadı. Savunması çok iyi değildi ama pozisyon bilgisi duruyordu. Ama ne ofansif gücü çok güçlüydü Novak Mariano'nun, değil mi? Novak gibi. Aynen, bravo. Çok güzel. Novak da aynı şekilde. Yani İkisinin hem ofansı iyi değil, yeteri seviyede bir Galatasaray oyuncusu için savunması da aynı şekilde iyi değil. İkisi de kötü. Bu da sıkıntılı. Bir önce Galatasaray takımında bir Leo'nun oraya gelip hem oyun kuruluna hem de o çizgide mutlaka ikili oyunlara kalite getirecektir Leo. Ama bu oyuncular, yani diyorum ya, bu oyuncuların ne ofansı ne defansı. Yani biri dersin ki %50 iyi, %50 kötü hiç. Yani zaten yani vuruş tekniği, topu kesecek, kavisli, Patrick gol attıracak, sol bekten falan. Yani bu profilde oyuncu değil zaten. Şimdi noktayı Beşiktaş'ta koyalım. Beşiktaş'ta yarın Alanya deplasmanında. Hani sıcak havada Ahmet Hocam zordur bu deplasmanlar. Geçen hafta Galatasaray'ın da nasıl bir efor sarf ettiğini görmüştük. Beşiktaş Alanya'da nasıl bir performans sergiler? Her şeyden önce lige çok iyi başladığını düşündüğüm çok dişli bir rakibi olacak karşısında. Yani hava tabii ki önemli, çok zorlayacaktır. Ama Alanyaspor havadan çok daha fazla zorlayacak onları. Kaldı ki Beşiktaş, İsmail Hoca'nın geçen sene 8 maçı, bu sezonun hazırlık dönemi ve dönemindeki 6 haftayı da katarsak, hepsinde üçlü defans oynadığı için, orada kat ettikleri yolu tamamıyla bir kenara atıp yeni bir başlangıç yaptılar. Beşiktaş'ın oyun anlayışında da şu an takımın tamamıyla ezberinde olmadığı için bazı sorunlar olacaktır. Kaldı ki bütün takımlar transfer yaparak güçlenmeye çalışırken benim görüşüme göre bundan 2-3 hafta önce Beşiktaş'ın sadece 2 stopere ihtiyacı var. Onun dışında sezonun şampiyonluk adaylarından biri olur diye düşündüğüm anda hem Rıdvan gitti hem de Emirhan gitti. Yani zayıflamış bir Beşiktaş gördük. Bu eksikleri fazla dert etmemesi lazım. Şampiyon adaylarından fiziksel yönden en ön seviyede olmasını beklediğim takım Beşiktaş. Yani hocanın hem yapısından dolayı hem de yaptıkları antrenmandan dolayı fiziksel yönü çok ön plana çıkaran bir anlayışla oynuyor. Baskı çok büyük. Baskı dediğim oyun içinde rakibe baskı çok büyük.
Böyle olduğu için de Beşiktaş'ta kaliteli oyundan ziyade mücadele ağırlıklı bir performans sergiliyoruz. Ama Alanya'ya karşı akıllı bir oyunda lazım. Peki nasıl bir kadro, onu da getirelim ekranlara. Son bölüme girdik, hızlanalım da biraz transferde konuşacağız. Muhtemel 11'ine bakalım Beşiktaş'ın. Alanya Spor deplasmanında siyah beyazlar nasıl bir 11'le mücadele edecek? Ekranlara geliyor Beşiktaş'ın muhtemel 11'i. Ne dersiniz bu 11 için? Henüz, evet. Stüdyoya da 11 rica ediyoruz. Evet. Gezal, Vekos. Bu geçen haftanın 11'i. Evet. Reha Hocam, siz ne dersiniz hem maç için hem 11 için? Sordum tabii, biliyoruz yani geçen hafta çıkan ilk 11 bu zaten. Ama geçen haftaki oyunla vaat ettiler mi? Yani bir referans alır mıyız? Alanya Spor gibi oturmuş, organize olmuş, topa sahip olduğunda iyi oynayan, özellikle orada topa sahip olduğunda savunmanın arkasına çok iyi geçen bir Farioli takım var. Geçen seneden böyle bir oyun kültürü var, oturttuğu. Hem Karagümrük'e hem de Alanya Spor'a. Bu anlamda Beşiktaş'ın yani savunma arkasına bunu dikkat etmesi gerekir. Tabii ki şu orta saha düzeni çok dengeli değil. Tabii ki Josef sakat, son anda Emirhan gitti. Yani orta saha düzeni ciddi anlamda sıkıntıya düştü Beşiktaş'ın. Bu önemli mi? Önemli. Muleka sol çizgide oynar, gol atar mı atar ama Muleka pozisyonu orada değil. Daha Weghorst'un arkasında oynaması gerekir. Tam birbirini tamamlayan ikili buna denir işte. Yani sol çizgide mesela deplasman oyunda bana göre yani Enkudu gibi daha yani sprinter, hızlı, takımın en hızlı oyuncusu alandan çıkabilecek, geniş alanda etkili. Özellikle yeri geldiğinde pas oyununda çok geniş alanda oynayan bir Alanya Spor var. Yani Beşiktaş kazandığı topla çıktığında Enkudu gibi bir sprinter, hızlı oyuncuya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bravo yani, hocam, çünkü son gelen bilgi şu, Muleka'yı kulübeye çekip Enkudu'yla başlayacağı şeklinde maça. Evet. Ya hocam çözmüş. Birbirinin alternatif iki oyuncu. Evet. Yani çünkü Beşiktaş takımın genel kadro yapısında en etkili özellikle deplasman veya iç sahada 1-0 öne geçtiğinizde o açık alanı en iyi kullanabilecek oyuncu Enkudu. Enkudu evet. Orada başlayıp öyle bir dengeli oyunla Beşiktaş'ın tutması gerekir. Orta sahada sakatlık durumuna göre Kartal değil de hoca Atiba oynayabilecek durumdaysa Atiba'yla da başlamayı düşünüyormuş. Öyle de doğru. Bir durum var ama orada bir hem şimdi ne sıkıntı var? Şimdi Kartal daha önceki tabii geçen sene Ümraniye'de oynadı. Evet, Beşiktaş'ın alt yapısına yetişmiş bir oyuncu. Yani o üçü ilk defa bir arada oynuyor. Evet. Bak şimdi. Solmanın sol kenarı ilk defa bir arada oynuyor. Saiz ve Masuaku. İkisi beraber ilk defa oynuyor. Orta saha bir arada ilk defa oynuyor. Şimdi geçen hafta da bunun sıkıntısı oldu. Muleka Vegos oynadı. Onlar da bir arada ilk defa oynuyor. Yani ciddi bir değişim var Beşiktaş'ta. Oyun istenilen seviyede mi Beşiktaş'ta? O da değil. Onlar da top ayında hücum edemiyor. Dörtlü, üçlü işi değil. Hep konuşuyoruz burada. Yani Beşiktaş da top ayında hücum etmiyor. Rakipteyken de doğru baskı yapmıyor. Yarın kontrollü oyun oynaması gerekir. Özellikle şunu Alanya yapıyor Farioli takımları. Kendi ve altılı Sassola'dan De Zerbi, biliyorsun Sassuolo'da çalıştıran 45 yaşlarında bir teknik adam. Şimdi De Zerbi'den hep böyle ilham almış bir teknik adam bahsediyoruz. Farioli Sassuolo'da çalıştığında altılı bir pas organizasyonuna Cüneyt çıkar. Orada çıktığı topu da özellikle ucun bölgesine savunma arkasına atar. Yarın böyle bir oyun seyredebiliriz Alanya Spor'dan. Onun için ön alanda basıp alamıyorsa mutlaka orta sahada daha simetri, daha topu bekleyerek, hataya zorlayarak özellikle geniş alanda yakalayarak ve Enkudu'nun da kullanılması aynı şekilde Atiba'da eğer ise Atiba'nın kullanılması orta sahaya hem bir kalite getirir bir de geçen seneki yani başarı da olmasalar başarılı olmasalar da bir oyun oynayan oyun hafızası oyuncularla oynamak daha doğru bu maçı. Peki. Transfer için son sözü size bırakacağız. Evet. Biz de merakla Charlotte'u çok merak ediyor Fenerbahçeliler. Şunu söyleyelim. Timo Werner transferinden sonra Leipzig'te 4. santrafor durumuna düştü Charlotte. Tedesco geçen hafta 85'te oyuna soktu. Sarı kart gördü. Yani iyi değil. Zaten Timo Werner geldikten sonra satmayı planlıyorlar. Öncelikle hedefleri satmak. Geçen yılı Real Sociedad'da geçirmişti. Sociedad tekrar kiralamak için
başvuruda bulunmuş, Köln talip olmuş, bonservisiyle alabiliriz diye. Fenerbahçe bunları bekliyor. Önümüzdeki hafta Charlotte'un durumu belli olacak çünkü kulüpte kalmayacak, öyle söyleyeyim. Öncelikle hedefleri bonserviste satmak, olmazsa kiralayacaklar. Fenerbahçe'de güçlü bir şekilde Charlotte'u bekliyor. Yine Abubakar'la ilgili şartları sormuşlar. Yıllık 5 milyon yine dolar. Fenerbahçe. Tabii 5 milyon dolar kazandığı için ve yani kalmak istiyormuş, onu söyleyeyim Al-Nassr kulübünde. Diğer tarafta Maxi Gomez'den Valencia ile anlaşılmıştı ama Valencia teknik direktörü Gennaro Gattuso'nun bir açıklaması olmuş. Yani yaz kampını da çok sıkıntılı yaşamış. Sakatlığının durumu hakkında çok az şey biliyorum demiş. Maxi Gomez geçen sezondan bu yana ayak parmak kemikleri ve eklemle tarak kemiği arasındaki yerde sıkıntı yaşıyormuş. Sorun bir türlü giderilemediği için Tedesco da satılsın demiş ama Fenerbahçe bunlardan bilgi sahibi olduğu için bütün şartlarda anlaşmalarına rağmen vazgeçmişler. Maxi Gomez'den gelen bilgi o. Fenerbahçe Sergen Yalçın Beşiktaş'tayken Brezilyalı Real Betis'te oynayan Mario Branco vardı. Onu istiyordu. Hı hı. Şimdi Fenerbahçe'ye de önerilmiş Brezilyalı olduğu için. Ne kadar biliyorsun Jorge Jesus şeyleri Brezilyalılar 5 Brezilyalı var. Belki 6. Brezilyalı olur. Onu da söyleyelim. Peki müziğin de sesi gelmeye başladı. Evet. Vedamızı da edelim isterseniz. Sıcak transferler. Batshuayi konusunda da evet, en son Chelsea Benfica'ya istiyor. 2020'de son Aralık ayında gönderildiğinde şu anda ciddi anlamda yönetim Charlotte istiyor. Jesus da Batshuayi istiyor. Bakalım kimin dediği olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Reha Hocam, Ahmet Hocam, Zeki Zundurkan. Biz teşekkür ederiz. Takım oyununun sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.